Evet Onur Gökçe. Onur Ustam ne yapıyorsun? Evet. Arif Ustam'ın yapmış olduğu oyma işini bitirdik. İpini bağladık görmüş olduğunuz gibi. İleride şişme yaptığı zaman içinde ip kalmasın diye, sıkışmasın pamuk diye. Pamuk iple yapıyoruz. Pamuk iple yapıyoruz. Ağaca sıkışmasın diye. Tepelerine ardından macun. Likit macununu yaptık. Hava alsın diye kalemlerimiz. Daha sonra macunumuzu yaptık. Bordo bulamacı ile birlikte. İçinde de kil var. Şimdi sitecimizi yapıyoruz. Sitecimizi niye yapıyoruz? Siteci aşağı kadar ne yapmıyorsun Onur Bey? Pardon Arif Bey. Aşağıya kadar ne yapmıyorsun? Kanalları açık mı bırakıyorsun? Ya Boğaz'dan gidiyoruz ya. Hayır şuraları ne yapmıyorsun? Aşağıdaki açık kalan yerleri. Neresi? Şuraları ne yapmıyorsun? Evet. Haa oraya dikkat etmekte fayda var. Yavaş yavaş yapayım oraları. Bak gidiyordu. Orada açık yer bırakıyorsun öyle mi? Yani ağlasın diye. Açık bırakıyoruz. Ağlarsa oradan suyunu atsın diye. Ağlasın diye. Evet geleceğimizin aşıcısı. Sitecimizi ne yapıyoruz? Siteç hava almasın diye. Evet. Yapıyoruz bu şekilde. 3 duru atıyoruz. Çok da yapmaya gerek yok. Şu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Daha sonra cima. Bir adet poşet alıyoruz. Toprağımızı dökmek için ipin arkada. Kapatmak için ip arkada. İpimizi bağlıyoruz şu şekilde. Ağaca göre ip bağlamayı kesinlikle unutmayın. Bu şekilde kanalları kapatmıyoruz poşetleme yaparken ki oradan ağlama yapabilsin. Şimdi ipimizi bağlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Dolandırıyoruz. Yeter bu oldu. Oradan bırakıyoruz. Bu şekilde iki düğüm yapıyoruz. İp kaç sefer dolayınca ne oluyor? İp geri salmıyor, gevşemiyor değil mi? Aynen. John Wayne. Şu şekilde. Sonra bir tur daha atıyoruz. Şu şekilde. Tamam çekebilirsin artık. Bıçağınız da çok güzelmiş Onur Gökçe. Aynen. Namı diğer Arif Usta'nın bıçağı. Bana hediye etti. Galfalık hediyesi. Neymiş? Ne? Galfalık hediyesi. Galfalık hediyesi. Şimdi macunumuzu buraya koyuyoruz. Ha, ilk önce toprağımızı koyalım. Bununla bir daha geri dönmeyelim. Toprağımızı ilk küre koyduktan sonra bir kazık yardımıyla ya da bir çubuk yardımıyla kenarlarını sıkıştırıyoruz. Evet. Bir makas alıyoruz. Bu şekilde kısmını kesiyoruz. Evet. Şimdi ilk başta tabii üst kısımlarını yerleştiriyoruz. Kenarlarına toprak gitsin diye. Kalemlerimizin arkasına toprak gitsin ki poşete yapışmasın değil mi? Aynen. Ki kalemler yanabilir. Güneş yakmasın poşet ısınınca. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra
aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde. Tabii yarısı dışarı dökülebiliyor. Şöyle. Şöyle. Üste kalan toprağı sıkıştırmıyoruz değil mi? Aynen, çoğu aynı. Çünkü kalemlerimizin gözü sıkışık olursa patlayamaz. Doldurmaya devam ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz gözlere kadar dolduruyoruz. Ki gözlere değerse hava almayabilir. Ardından patlamayabilir. Onun için gözlere dikkat edin. Gözler toprağın içinde kalsa da bir şey olmaz. Yeter ki toprağı sıkıştırmayalım. Dök 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 dök. Evet. Bu şekilde bir kürek yardımıyla, bu benim namı değer emektar, kendi verdim ismini. Emektarla birlikte dolduruyoruz. Daha sonra alttan delmeyi bir bıçak yardımıyla veya bir demir veya bir sivri bir şeyle deliyoruz. İçinde fazla yağmur yağarsa su birikmesin değil mi? Yağmur yağarsa evet, su birikmesin diye. Şimdi devam ediyoruz. Toprağımızı aldık, sitecimizi aldık. Aynı işlemi? Likit macunu yapıyoruz. Aynı işlemi devam edeceksin öyle mi Onur Bey? Şimdi devam ediyoruz. Bir likiti, likit aşı macunu olarak geçiyor bu. Böyle satılmıyor. Dış kutusu, tutkal kutusu. Tutkal kutusu. Biz fırça kullanmamak için ne yapıyoruz? Onun ucundaki memeden faydalanarak. Şimdi görmüş olduğunuz bizim özel yapım. Evet, kil. Kil. Biraz içinde bordo bulamacı karıştırarak mikser yardımıyla ne yaptık? Macun elde ettik. Evet. Bu macunumuzu aşılarımız hava almasın diye aşılara sür, aşılara. Şu şekilde. Tabi macunumuzu yaparken kanalları kapatmıyoruz. En alttaki kanalı ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz. Kalemin ucuna kadar sürüyoruz. Alt tarafı açık kalıyor değil mi? Aynen öyle. Şu şekilde. Şu görmüş olduğunuz... İçeride çatlaklık varsa orayı da kapatıyoruz. Şu görmüş olduğunuz boş yerleri de kapatıyoruz. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Daha sonra kaynama noktası bu arada ne güzel değil mi? Kenarlarını evet, kapatmayı unutmuyoruz. Kenarlarından hava alabilir veya bozulabilir, çatlayabilir, patlamayabilir gibi gibi gibi. Şu şekilde çok da yadırmaya gerek yok. Deş yardımıyla zaten kendisi yiyor. Şu şekilde. Şöyle. Görmüş olduğunuz bir kanal. Ağlama duvarı. Veya ağlama kanalı. Şu şekilde. Bize haberdar olmak için YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Arif Gökçe kanalımız var. Linkinizi açık tutmayı unutmayın. YouTube'da görmüş olduğunuz zilçana basmayı unutmayın ki bizden bildirim gelebilsin. Bu şekilde şu kenarlarını yine kapatıyoruz. Şöyle. Kilin içinde bir miktar bordo bulamacı var, bir miktar su var, bir miktar da kirli toprak var. Kovanın ağzını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz ki çamurumuz nemini kaybetmesin. Bir miktar da su var, bir matkap yardımıyla karıştırıyoruz. Ucuna mikser takarak. Evet, bir mikser takarak. Şimdi sitecimizi alıyoruz. Şöyle. Ne yapıyoruz? Sitecin açılan kısmı içe getiriyoruz. Sarmamız kolay olsun değil mi? Aynen öyle. Gerdirerek. Gerdiriyoruz. Tabi ağlama kanallarına dikkat ediyoruz. Ağlama kanallarını kapatırsak ağaç ağlarsa kalemlerimizi yakar. Biz buna acı su deriz.
Ceviz jupnans dediğimiz bir madde salgıladığı için acı bir sudur. Bu da bizim kalemlerimizi yakar. Evet. Bu kadar yeterli. Onur Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Son olarak da her zamanki gibi ne yapıyoruz? Söylemek istediğiniz şey var mı? Videoyu kapatıyoruz. Son olarak da görmüş olduğunuz gibi. Hadi kolay gelsin. Geçirmeyi unutmuyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim.